Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 2022 Ağustos ayı içerisinde hasta mahpuslarla ilgili bir açıklama yapmıştı. Ekim ayında meclis açılır açılmaz hasta mahpuslarla ilgili bir yasa getireceğiz demişti. Ancak açıklamasının üzerinden yaklaşık 5 ay geçmesine rağmen bu konuda herhangi bir düzenleme henüz gündeme gelmiş değil. Hasta mahpus meselesi neden tekrardan Türkiye'nin gündemine geldi? Bilindiği üzere 28 Şubat davasında hükümlü olan Kor General Vural Avar'ın hapishanede yaşamını yitirmesi sebebiyle tekrardan hasta mahpus meselesi gündem oldu. Biz İHAD olarak yıllardır hasta mahpus meselesine değiniyoruz ve bu konudaki çözüm önerilerimizi de ilgililere sunuyoruz. Ancak maalesef yıllar geçmesine rağmen bu konuda herhangi bir adım atılmış değil. Mevcut uygulamada hasta mahpusların tahliyeleriyle ilgili düzenleme şu şekilde. Öncelikle Adli Tıp Kurumu tarafından bir rapor tanzim edilmesi gerekiyor ve bu raporun da cezaevinde kalamaz şeklinde çıkması gerekiyor. Yine Cumhuriyet Savcılığı'nın da takdir yetkisi var. Orada da bir karar çıkıyor. Ancak maalesef Adli Tıp Kurumu gerçeklikten uzak, tarafsızlıktan uzak şekilde çok ağır hasta mahpuslar olmasına rağmen cezaevinde kalacaklarına dair raporlar veriyor. Adalet Bakanı yaptığı açıklamada hasta mahpuslarla ilgili getirecekleri düzenlemenin öncelikle tedaviyi önceleyeceğini, insani ölçülerde olacağına dair bir düzenleme getireceklerini söylemişti. Ancak maalesef bugüne kadar bu yönde bir düzenleme yapılmamasına rağmen, mesela Mehmet Emin Özkan, tüm kamuoyu tarafından bilinen, birçok kronik rahatsızlığı bulunuyor. Ve Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından verilen raporda cezaevinde kalması hayat tehlike arz ediyor şeklinde rapor geliyor. Ve buna rağmen Adli Tıp Kurumu hasta mahpus Mehmet Emin Özkan'ın dahi cezaevinde kalabileceğine dair rapor tanzim etti. Yani Mehmet Emin Özkan'ın duruşmalarına katılıyoruz. Kendisi konuşamıyor, duyamıyor, yürüyemiyor. Yani tek başına hayatını idame ettiremeyecek bir durumda. Buna rağmen tüm çabalara, tüm başvurulara rağmen tahliye edilmiyor. Aslında insani ölçü dedikleri husus yine tedaviyi önceleyen husus Mehmet Emin Özkan şahsında yapılması gereken hususlar. Yine Osmaniye T tipi hapishanesinde yaşamını yitiren Sabri Kaya mahpus vardı. Onca başvuruya rağmen Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru, tedbir talepli bireysel başvuruda bulunuldu. Anayasa Mahkemesi cezaevinde kalmasına dair tedbir talebini reddetti. Yani maalesef kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirdikten sonra tahliye kararı verildi. Yani biz yıllardır hasta mahpus meselesine değiniyoruz. Tam da bakanın bahsettiği üzere intikam sahikiyle yaklaşılmaması gerekiyor. Özellikle TMK kapsamındaki mahpuslara dair ayrı bir yaklaşım var. Bir ayrımcılık söz konusu. Özellikle Atit Tıp Kurumu'nun bu konudaki birçok raporlarında da bu ayrımcılığı biz görebiliyoruz. Biz öncelikle Adli Tıp Kurumu'nun tek karar merci olması hususunu son derece yanlış olduğunu belirtiyoruz. Yıllardır bu hususu belirtiyoruz ki bunun olumsuz dönüşlerini de maalesef yaşadık. Birçok mahpus hapishanelerde sırf bu raporlardan kaynaklı yaşamlarını yitirdiler. Yine Cumhuriyet Savcıların takdir yetkisi hususu da bizce yasadan çıkartılması gereken bir husus. Nitekim devlet hastanelerinden, tam teşekküllü hastanelerden alınan raporlar bizce hasta mahpuslarının tahliye edip edilmediği noktasında dikkate alınması gereken bir durumdur. Birçok kez raporlarımızda çözüm önerilerimizi belirtmiştik. Adli Tıp Kurumu'nun tek karar merci olması hususu yanlış olduğundan kaynaklı ve bunun sonuçlarının da olumsuz dönmesi sebebiyle bu hususun kaldırılmasını ve devlet hastanesinden alınan raporlara itibar edilerek hasta mahpusların tahliye edilmesini talep ediyoruz. Yine Cumhuriyet Savcılarının takdir yetkisinin de ortadan kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca ayrımcılık yasağı hususu bizce son derece önemli. TMK kapsamından hükümlü olan mahpuslar yönüyle ayrımcılık yapılmaması gerektiği, bu yönüyle bilimsel anlamda alınan raporlara itibar edilmesi, devlet hastanelerinden alınan raporlara itibar edilerek hasta mahpusların tahliye edilmesini talep ediyoruz.